İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlama şöleni okulumuzda coşku ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Okul spor salonunda hummalı bir hazırlık süreciyle günümüze başlıyoruz. Ses sistemi, flama ve yelkenler, sandalyeler. Artık salonumuz programa hazır. Bölge Adliye Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar, Melik Gazi Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya gibi protokolden misafirlerimiz teşrif ettiler ve tüm öğrenci arkadaşlarımız da yerlerini aldılar. Program hafız arkadaşlarımızın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Şimdi hafızlarımızın hoş sesine kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tegulu limen yuktelu fi sebilillahi amva. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sevgili gençler, dedelerimizin, tarihimizin altın sayfalarına altın harflerle yazmış oldukları o kadar çok tarihi olaylar var ki bunları bir kronoloji olarak anlatsak herhalde bir ders saati değil 10 ders saatinde de anlatamıyoruz. Ama kısa zamanda kısa şeyleri size anlatmak istiyorum. Fatih 1432'de doğuyor, 1481'de vefat ediyor. Bakın kısacık ömrüne neler sığdırıyor. İstanbul'u fethediyor, İstanbul adalarını alıyor, Rodos'u kuşatıyor. Ayasofya'yı, kiliseyi camiye gönderiyor, Topkapı Sarayı'nı yapıyor, Balkanlar'da fetihler yapıyor, Anadolu'da birliği sağlıyor, pek çok beyliği kontrol altına alıyor. Trabzon'u fethediyor, Mora'yı alıyor, Kırım'ı alıyor. Anadolu'da birçok siyasi anlamda yenilikler yapıyor. Bunları kronolojik olarak anlatmak bile bizim konuşmamızın zamanını aşıyor. Fakat biz şunu biliyoruz ki Fatih 21 yaşındadır. Osmanlı tahtındadır. Buraya gelene kadar da çok önemli bir eğitim serüveni yaşamıştır. Genç arkadaşlar var. İdealimiz olacak, hayalimiz olacak, heveslerimiz olacak. Bir imatim olarak buraya gelmek bizim açımızdan tekrar söylüyorum büyük bir gururdur, büyük bir şereftir. Fakat sizlerden isteğimiz, sizlerden arzumuz şu. Düzgün yaşayacağız, örnek olacağız, model olacağız. İmmatif kimliğimizle insanlara örnek olmak zorundayız. Bir ara bahsetmiştik. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Müslüman mümin o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer insanlar emindir. Hakikaten şu anda genç arkadaşlarım, imatif kardeşlerim, bizim elimizden ve dilimizden bizim gibi yaşamayan, bizim gibi düşünmeyen insanlar bizden emin değilsiler, sıkıntı onlarda değil bizlerdedir. İnsanları seveceğiz, insanlara ön yargıyla yaklaşmayacağız. Bir dönem sizler hatırlamazsınız, abilerimize bizlere yapılan haksızlığı, zulmü, adaletsizliği biz bir başkasına yapmayacağız. Fatih'in hocası Ahmet Şemseddin'in, hocaların hocası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere en büyük mesajı budur arkadaşlar. Ali İzzetli Kılıç öyle diyor, düşmana diyor tek bir borcumuz var, o da adil olmaktır. Genç arkadaşlarım, adil olacağız, çalışacağız. Örnek olacağız inşallah hep beraber yarınlar bizlerim olacak. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Seninle destanı okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın derden. Elde sensin, dilde sen, gönüllüsün başkasın. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşta. Daha önce mehter marşlarını bağlama, ut, kanun ve bendir ile hiç dinlediniz mi?
Musiki öğrenci arkadaşlarımızın sunduğu konserle bu heyecanı size ortak edelim. Kutlama programı sona erdikten sonra okul bahçesinde yemek ikramı verildi. Yemek ikramında payı olan hayırseverlere teşekkür ederiz. Yemek ikramından sonra ise arkadaşlarımıza mikrofonu uzattık ve mini bir fetih bilgi yarışması konsepti düzenledik. Bakalım sorulara nasıl cevaplar gelmiş. Fatih'in akıl hocası kimdir? Fatih'in akıl hocası adını unuttum şu an ama. Fatih'in manevi hocası kimdir? Ahşemseddin Hazretleri. Teşekkür ederiz. Fatih İstanbul'u kaç yaşındayken fethetmiştir? 21. Teşekkür ederiz. Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethiyle ilgili söylediği hadisi burada bize söyleyebilir misiniz? Her kim ki İstanbul'u fethederse o ne güzel komutandır. O ne güzel askerdir, bu kadar biliyorum. Teşekkür ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? Bilmiyorum ki. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? İkinci Selim diyorum ben. İkinci Murat diyoruz cevap. Teşekkür ederiz. Fatih Sultan Mehmet'in kendi tasarladığı savaş topunun adı nedir? Şahin topu. Doğru. İstanbul'un fethiyle hangi çağ açılıp hangi çağ kapanmıştır? Orta çağ açılıp yeni çağ açılmıştır. Kapanıp yeni açılmıştır. Teşekkür ederiz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u hangi yılda fethetmiştir? 1453. Teşekkürler. İstanbul'un fethinin müjdelendiği hadis-i şerifi okur musunuz? Ben okuyabilirim. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır, onun askeri ne güzel askerdir. Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın yeniden kurulmasını önlemek için topraklarına kattığı yer neresidir? İstanbul. Yanlış yap. Mora Rum topraklarının kan. Mora Yarımadası. Öncelikle arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten çok muhteşem, çok güzel bir programdı. Etkilendik, duygulandık. Fatih ve Fethi'yi yeniden anladık. Hakikaten Fatih ve Fethi anlamaya ihtiyacımız var. Çalışmaya çok ihtiyacımız var. Konuşmamızda da belirttiğimiz şekilde Allah'ımız diyoruz. Bir daha bu memleket üzerinde İstiklal Marşı yazdırmasın diyoruz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Program hakikaten güzeldi. Özellikle gençlerimizin İstanbul'un fethi ile ilgili dop dolu bir program arz etmeleri. Özellikle de İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih ruhunu taşımış olmaları çok takdire değer. Okunan şiirlerde, söylenen musikilerde, esromanların tellerine dokunuşları da hep fethin o büyük azimli sembollerini gördük. Tabii fetih günleri bizim için bir güne mahsus olmamalı. Çünkü Müslümanın fethi daimidir. Her zaman fetih ruhuyla beraber olacağız. Bugün insanlarımızın adeta
yollarını kaybetmiş oldukları bir ortamda daha çok rehberlik yapacak, daha çok onların gönüllerini fethedecek davranışlar içerisinde bulunmamız da gerekiyor. Tarih yaşarsa millet de yaşar. Tarih şaşarsa millet de şaşar. Bu nedenle tarihimizi yaşatmamız gerekiyor. Fethin kahramanı Fatih Sultan Mehmet'i bir kez daha rahmetle anıyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.